İş Sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz tarihçi Profesör Doktor Ethem Eldem. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Profesör Doktor Ethem Eldem'le birlikteyiz. Tarihçi. Evet, hocam hoş geldiniz yayınımıza her şeyden önce. Teşekkürler. Hocam diyorum çünkü gerçekten de hocamsınız. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okurken 90'lı yıllarda sizden de dersler almıştım. Çok güzel hatırlıyorum o günleri. Hala da Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümündesiniz bildiğim kadarıyla. Hocam bugün biraz aslında Osman Hamdi'den bahsetmek istiyorum sizinle. Onun hakkında tabii çok fazla araştırma yaptınız. Ayrıca sizin tabii ki akrabanız. En son hatta birkaç yıl önce çıkmıştı, ben yeniden kütüphanemden indirip baktım, Osman Hamdi Bey İzlenimler diye içinde günlüklerinin ve desenlerinin olduğu çok güzel bir çalışma. Yine Portakal'dan ve Doğan Kitap'tan ortaklaşa çıkarılan bir kitaptı. Hocam tabii Osman Hamdi belki 70 yıl bile yaşayamadı ama o kısa sayılacak ömre çok fazla şey sığdırdı. Ressam, sanatçı ama onun ötesinde hem müzecilik alanında Türkiye'de çok önemli işleri başlatmış bir isim, hem arkeoloji alanında öyle. Biz Osman Hamdi'yi konuşmaya başlarken nedir başlangıç noktamız, ne olmalı sizce? Osman Hamdi'yi anlamak için genellikle herkes, her ünlü diyebileceğiniz kişi de olduğu gibi genellikle sondan başlıyoruz. Yani bir kişi ünlü olduktan sonra onu tanımaya başlıyoruz ve genellikle bütün biyografisini ona göre inşa ediyoruz, kurguluyoruz. Ve bu Osman Hamdi örneğinde özellikle belirgin bir şey. Çünkü düşünürseniz aslında 1881'de müzenin başına gelmesiyle bir yere gelmiş oluyor, bir belirli bir görünürlük kazanmış oluyor ve bir şeyler, somut bir şeyler yapmaya başlamış oluyor. 81'den ölümü olan 1910'a kadar giderseniz 30 seneden bahsediyoruz. 30 sene içinde yaptıklarını genellikle biliyoruz. Yani tablolarından bilinenler 1900'lerde, 1890-1900'lerde yaptıklarını biliyoruz. Müzeyle eş anlamlı olarak kullanıyoruz. İşte müzeciliğin babası vesaire. Ama ondan önceki 30 sene, hatta daha fazla, yani çünkü 42 doğumlu olduğunu düşünürseniz 40 senelik bir süre hakkında çok az bilgimiz var. Olanların da büyük bir kısmı yanlış. Dolayısıyla bu galiba, yani hem bizim tarihçiliğimizde hem de işte meşhur adam tırnak içinde tarihçiliğine has bir şey. Yani çok yanlı ve kişiyi bir kere olgunlaştıktan ve meşhur olduktan sonra, bir yere vardıktan sonra görmeye meyilliyiz. Bu benim mümkün olduğu kadar yenmeye çalıştığım bir şey. Onun için işte 1860'larda babasına mektupları, bu biraz önce bahsettiğiniz izlenimler de 1870-80 arasında daha meşhur olmadan yapmış olduğu seyahatler, çizmiş olduğu bazı şeyler, bunların üzerine gitmek istedim. En son da Milli Saraylar Dergisi için Osman Hamdi'nin Karanlık Yılları diye bir makale yazdım. O da tam işte o dönemeç, yani 70'lerin sonu ve 80'lerin başı, o birkaç senelik süre içinde çok bocalamış, bir türlü dikiş tutturamamış, yapmak istediğini hiçbir zaman tam gerçekleştirememiş bir kişilik ortaya çıkıyor. Bu bence çok daha ilginç. Yani bizde bir de başka bir saplantı vardır. Hani meşhur bir insana dokunmak, onun hakkında biraz menfi veya eleştirel bir şey söylemek hemen şey olarak anlaşılıyor. İşte hakaretten tutun, nankörlük, vefasızlık vesaire. Oysa bence hiç değil. Yani asıl mesele zaten birinin
hiçten nasıl bir yere geldiğini anlatabilmek ve bunun içinde kendi gayretleri, kendi becerisi olduğu kadar bazen tamamen tesadüfi veya torpil diyebileceğiniz türden hani çok da gurur duyulmayacak şeyler olduğunu bilmek. Yani tarih budur. Yani tarih sadece iyiyi, sadece olağanüstü, olağan dışı olanı anlatmak değil. Tarih aslında tarihteki en zor şey olağanı anlatmak. Dolayısıyla meşhurları değil, gayet alelade kişilikleri veya meşhur olmuş olan insanların o zamandan önceki hallerini anlayabilmek. Onun için bence en büyük problem o. Yani biz hep işte arkeoloji babası, en büyük ressamımız. Tabii yani zaten elle tutulur hani kaç tane ressam var Osmanlı, Müslüman olup Osmanlı ressamı zaten bir avuç kadar var. Onun için yani bazılarının da çok da marifet olmadığını bilmek lazım. Her şeyi hani daha böyle mukayeseli bir bağlama oturtmakta her zaman fayda olduğunu düşünüyorum. Söyledikleriniz çok ilginç gerçekten de. Dediğiniz gibi biz onun artık kendine bir isim, bir mevki yarattıktan sonraki yaşamını biliyoruz ama onu asıl şekillendiren dönem hayatının ilk 40 yılı belki de. Sizin de söylediğiniz, sizin hatta bahsettiğiniz o karanlık yıllar, ben ne yazık ki kaçırmışım başlıklı makaleniz aslında tabii ki buna ışık tutan bir makale. Peki onu asıl buraya getiren background, yani eğitimi, işte batılı bir eğitim aldığını anlıyorum. Hayatının bu döneminde nasıl bir eğitimle geliyor buraya kadar? Birincisi hani formasyonuna bakarsanız aslında formasyonu pek müthiş değil. Yani hukuk okumaya gidiyor şeye Paris'e ve aslında diplomasını almıyor, bitirmiyor. Resim derseniz işte biliyoruz ki Boulanger'in şeyine devam etmiş atölyesine fakat hiçbir zaman hani Paris'teki işte Beaux-Arts Güzel Sanatlar Mektebi'ne kaydolmuş değil. Dolayısıyla her şeyinde biraz alaylı arkeoloji okuduğu falan yok. Dolayısıyla her şeyi hani kervan yolda düzülür mantığıyla becerikli olduğu için, akıllı olduğu için kendi kendine keşfediyor. Şimdi bunu söyleyince başka bir şey de söylemek lazım. O dönemlerde hele Osmanlı topraklarında gerçek manada bizim bugün anladığımız şeklinde bir formasyon, bir eğitim alan kişi sayısı hemen hemen yok. Yani gene meşahir meşhurlarımıza bakarsanız hepsi şu veya bu şekilde alaylı. Osmanlı İmparatorluğu'nda hani biraz biraz bir eğitim veren mekteplerden biri işte Mülkiye, tabii tıbbiye var. Hani bunlar nispeten bir meslek okulu gibi işledikleri için orada bir formasyon var. Fakat hani bizim bugün beşeri bilimler, sanat, sosyal bilimler diyebileceğimiz türden konularda doğru dürüst eğitim alan yok. Bu aslında Avrupa için de geçerli. Yani Osman Hamdi'nin neslinden olan arkeologlara bakarsanız mesela, yani işte Schliemann veya Karl Humann, bunların çoğu işte mühendislikten veya şundan bundan bazen sanattan veya en azından klasik literatür okumuş biraz Yunanca biraz Latince bilip de gene hani kendi deneyerek ve yanılarak kendini yetiştirmiş olan insanlardan bahsediyoruz. Yani şeyden farklı hep o farkı gözetirim. Küçük kardeşi, en küçük kardeşi Halil Ethem, Eldem soyadını alacak olan ve ona şey olacak olan, halef olacak olan müzenin başında Halil Ethem 1861'lidir. Osman Hamdi 1842'li. Yani aralarında 20 sene var. Ve o 20 seneyi eğitimlerinin farklarında çok net bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü şeyin Halil Ethem'in gerçekten bir eğitimi var. Halil Ethem gerçekten şeyde Viyana'da mektebe gidiyor. Ondan sonra İsviçre'de ve Almanya'da diploma alıyor, doktor oluyor her ne kadar jeoloji konusunda da olsa, bir de kimya konusunda. Yani adamın gerçekten bugün anladığımız tarzda bir eğitim sahibi olduğunu söylememiz lazım. Ve bu da zaten bilimsel üretimine yansıyor. Yani Osman Hamdi'nin şöyle elle tutulur bir arkeoloji makalesi yok. Yani yazdıklarının çoğu başkalarıyla yazdıkları ve daha çok kazı raporları
niteliğinde. Halbuki Halil Ethem gidiyor, işte epigrafi yapıyor. Özellikle Anadolu'daki kitabeler veya Anadolu'daki Orta Çağ eserleri hakkında bizim bugün anlayacağımız türden bir arkeoloji ve sanat tarihi arasında bir yerde üretimde bulunuyor. Dolayısıyla bu 20 sene bence bütün farkı izah ediyor. Ve bu dediğim gibi bütün dünyada az çok geçerli. Yani ilk arkeologların veya arkeolog dediklerimizin aslında arkeolojiyle pek alakası yok. Bunlar biraz hazine avcısı, biraz seyyah, biraz şey macera perest insanlar, çoğu diplomat. Ve bu işi böyle hani eğlence olarak yapıyorlar. Eğlenceyi de kötü manada söylemiyorum. Ama böyle bir formasyona sahip vesaire olmadıklarını anlamak lazım. Şimdi Osman Hamdi'nin diğer akranı olan Osmanlılardan farkını eğer görmek istiyorsak o da Paris'te 8 sene okumuş olması. Diplomalı, diplomasız fark etmez. Yani 3. Napolyon Paris'inde, yani Paris'in en şaşalı bir döneminde ve kültür, sanat, edebiyat konusunda müthiş bir hareketlilik baskıyla beraber hareketlilik olan bir ortamda bu adamcağız genç bir yaşında, 18 yaşından 26 yaşına kadar orada bulunuyor. Bu işte Osmanlı kendi yaşıtı olan Osmanlıların ulaşabildiği çok nadir bir şey ve dolayısıyla pek tabii olarak her şeye biraz dokunuyor. Yani biraz şiir, biraz tiyatro, biraz resim. Resme tabii ki istidadı ve meyli var. Dolayısıyla asıl yapmak istediği o, her zaman onu söylemiştir. Kendini bir raté, Fransızca raté dediğiniz, yani becerememiş, yapmayı istediğini becerememiş olan bir ressam olarak tanımlar. Bu da büyük ölçüde doğru. Çünkü babası eğer onu apar topar Paris'ten 68'de geri getirmeseydi zorla, çünkü para harcıyordu, çünkü hayatı biraz kontrolden çıkıyordu vesaire, büyük bir ihtimalle o gerçek manada ve Avrupai tarzda bir ressam olacaktı. Çok iyi bir ressam olur muydu? Ondan emin değilim. Yani o önemli değil. Ama asıl kafasındaki kariyer buydu. Bu da zihniyet olarak Osman Hamdi'yi diğerlerinden ayırıyor. Yani Şerif Mardin'in kullandığı super westernization, yani aşırı batılılaşma kavramına en iyi uyan kişilerden biri ve dolayısıyla bunu büyük ölçüde içselleştiriyor. Bu ona akranlarına nispetle çok büyük bir avantaj veriyor. Yani baştan hani soğan başı olmak, hani Türkiye'de hala aslında geçerli olan bir şey. Yani Türkiye'de eğer yurt dışında okuduysanız, iyi bir yerde okuduysanız sizin baştan bir avantajınız var ve bu eşitsizlik hala giderilebilmiş değil. Çünkü Türkiye'deki eğitim kurumları birkaç tanesi hariç bu dengesizliği kapatacak dereceye gelmedi. Dolayısıyla biraz mürekkep yalamış, biraz batı görmüş, Avrupa görmüş birisi düşünün bundan neredeyse işte 150 sene önce çok 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 büyük bir fark yaratıyor. Bu da Osman Hamdi'nin kendi becerisi, bir de onu da kabul etmek lazım. Dediğim gibi yani bir deha falan demek istemiyorum ama çok becerikli. Çok işini bilen, kötü manada da söylemiyorum. Ve o yüzden hani şeyine, eline müze verildiğinde, müzeci olmadığı, arkeolog olmadığı, bu konuda bir tecrübesi olmadığı halde 10 sene gibi bir süre içinde o antika deposu halindeki şeyi, o Ayayirini demişim, Çinili Köşkü, bugün bildiğimiz arkeoloji müzesi haline, işte Müze-i Hümayun haline, yani bir kurum haline getirebiliyor. Bu müthiş bir beceri. Ve asıl bence Osman Hamdi'de vurgulanması gereken bence o beceridir. Yani bugün hani bir halkla ilişkiler diyebilirsiniz, yöneticilik diyebilirsiniz, inovasyona, yenilemeye, yenilik adapte etmeye, uygulamaya çok meyyal ve bu konuda son derecede becerikli bir kişi olduğunu söylemek mümkün. Ve bunu büyük ölçüde Paris'teki eğitimine ve bence babasına medyum.
Yani babası da biliyorsunuz garip bir hikaye. İşte sakız katliamından kurtulmuş bir sakızlı Rum çocuk ve köle olarak yetiştiriliyor ve 1831'de ilk defa Müslüman, artık Müslümanlaştırılmış Husrev Paşa tarafından Paris'e yollanıyor ve o ciddi bir eğitim görüyor. O da tam bir diploma almıyor ama gene de maden okulunda okuyor, Fransızcayı öğreniyor vesaire ve o döneme göre bayağı bir bilim adamı sıfatı kazanıyor ve zaten o bilim adamlığı sanıyorum siyasi kişiliğinin belki önüne geçen bir şey. Çünkü müthiş bir siyasi kariyeri yok her ne kadar sadrazam da olsa. Asıl müthiş böyle neredeyse obsesif, tutkulu bir batı, bilim vesaire delisi bir insan. Ve bunun tabii oğlunun eğitimine, oğlunun belirli bir disiplinine büyük ölçüde etkisi var. Yani bütün bunları bir araya getirirseniz, bir de tabii en de sonunda yani bir paşa çocuğu. Yani doğduğunda değil ama Paris'e gittiğinde paşa çocuğu, vezir olmuş, hariciye nazırı olmuş. Dolayısıyla zaten elit tabakanın ya mensup olmanın getirdiği bir sürü avantajdan, bir sürü imtiyazdan yararlanabilen bir kişi. Bütün bunları bir araya getirirseniz, yani bir taraftan Osmanlı topraklarında bayağı bir hele modernleşmeyle birlikte yani yeni bir kültür, batılılaşma vesaire yabancısı olunan ve tam hakim olunmayan bir kültürde kültürle cebelleşmenin getirdiği o boşluk içinde bu adam çok rahatlıkla parlayabiliyor. Buna bir de dediğim gibi babasını ekleyin. Paris'teki şeyini ekleyin. Bir de kendi becerisini. Yani bütün bunlar galiba bir başarılı Osman Hamdi portresi çizmek için yeterli. Ama bunlar bile dediğim gibi 10 sene biraz sürünmek olmasa bile bir türlü hani bir yer edinmek, bir dikiş tutturma konusunda zorluk çekmesine mani değil. Çünkü aslında başka hayalleri var. Hariciyeye girmek istiyor vesaire. Yani çok kafasında çok net projeler yok. Yani başından sonuna kadar hiç bırakmadığı tek bir ilgisi var. O da resim. Ama orada da alaylı olduğu için yapabileceklerinin de belirli sınırları var. Şunu da merak ediyorum hocam. Onu da sorayım. Yine sizin derlediğiniz az önce bahsetmiştik Osman Hamdi İzlenimler kitabı. Burada Osman Hamdi'nin günlüklerinden de örnekler görüyoruz. Ve Paris dönüşü hatta bu günlükler. Ama bu günlükleri çok büyük bir ekseriyetle Fransızca kaleme almış. Kendini daha iyi mi ifade ediyordu Fransızca? O yüzden mi dersiniz? Evet, yani birincisi babası galiba ısrarla onunla sadece Fransızca yazışıyor. Bu galiba babasının eğitim ve terbiye anlayışının bir parçası. Buna çok önem veriyor. Çünkü Fransızca anlamak lazım ki hani 19. yüzyılda Fransızca sadece diplomasinin lisanı değil, edebiyatında, biliminde vesaire. Yani Osmanlı topraklarında pek İngilizce bilen yok. Almanca biraz başlasa bile asıl mesele Fransızca. Dolayısıyla babasının bir dayatması neticesinde ama onun dışında evet 8 sene zaten orada büyümüş. Hani 18 yaşından sonra büyünür mü tartışılır ama yani gençliğinin önemli bir kısmını orada yaşamış. Orada bir Fransız kadınla beraber olmuş, evlenmemiş anladığım kadarıyla ama iki çocuğu olmuş. Ondan sonra evlendiği ikinci karısı da Fransız. Zaten beraber olduğu çevresi vesaire ağırlıklı olarak Fransızlardan veya Fransızca bilen her kişi gibi Fransızca bilen Almanlar, İngilizler vesaireden oluşuyor. Dolayısıyla kültür dili yani sadece günlük değil, gündelik değil, kültür dili de büyük ölçüde Fransızca. Açıkçası Osman Hamdi'nin hani bu kadar evrakını vesairesini çalıştım. Müzenin başındayken idari yazışmaların dışında Osman Hamdi'nin elinden çıkmış Osmanlıca yani Türkçe pek bir şey görmedim. Hani demiyorum ki Türkçe bilmiyor, bence gayet iyi biliyor ama
meyli oraya değil. Yani kendini daha çok öyle bir balonda hissediyor. Yani Fransa'nın, Paris'in, Fransız kültürünün merkez oluşturduğu bir bubble denen şey, bir balonda hissediyor ve zaten hani hayatının da büyük ölçüde o şekilde geçiriyor. Yani düşünürseniz İstanbul'da yaşadığında işte Gebze'deki yazlık, Kuruçeşme'deki yalısı, bir de ve yalısı ve stüdyosu ve arkeoloji müzesindeki ofisi, bunların içinden pek çıkmıyor ve bu dünya bir Fransız dünyası. Dolayısıyla çok alafranga, aşırı alafranga diyebileceğiniz türden ve gene bunu sadece bir ölçü olarak söylüyorum. Bir tenkit olarak değil, sadece tanımlamak için ve gene işte Şerif Mardin'in bu super westernization meselesi. Tabii bunun problemli boyutları da var çünkü bu yüzden oryantalist olabiliyor. Çünkü o kadar o kültüre teşne ve o kültürün içinde büyümüş ki ister istemez o kültürün en önemli ideolojik payandalarından biri olan oryantalizmi büyük ölçüde içselleştiriyor ve benimsiyor. Bunu yaparken yalnız da değil. Yani aslında her zaman söylediğim yani Tanzimat dediğimiz şey veya batılılaşma zaten aslında oryantalist bir program. Bana sorarsanız Cumhuriyet de oryantalist bir program. Yani eninde sonunda anti-emperyalist de saysa kendini eninde sonunda Batı'yı bir model olarak alıyor. Batı'yı bir medeniyet, bir üstün medeniyet olarak alıyor ve kendi mensubu olduğu Doğu'yu tam da bir oryantalist gibi bir türlü değişemeyen, geçmiş içinde yapışmış, donmuş, kalmış bir dünya olarak tasavvur ediyor. Bu da zaten oryantalizmin elifbasıdır. Onun için bütün bunlar bayağı birbirine kenetlenen ve şahsiyetini benim gözümde büyük ölçüde tanımlayan unsurlardır, etkenlerdir. Çok güzel. Peki hocam, şimdi biraz da diyelim arkeoloji konusuna dalacak olursak, yani hem Osman Hamdi'nin hem kardeşi Halit Ethem'in çalışmaları Türkiye'de arkeoloji anlamında bize ne söylüyor ve şu önemli aslında, daha çok sizin de bahsettiğiniz gibi aslında hep yurdumuzda yabancılar bir takım kazıları başlatmış ve sürdürmüş. Hatta 20. yüzyılda bile bunun büyük ölçüde böyle gittiğini bir döneme kadar biliyoruz. Ama Osman Hamdi olsun, kardeşi Halit Ethem olsun, hem arkeoloji alanında nasıl bir milat bizim için, hem de sonrasına dair neler bırakabilmişler, eğitim anlamında olabilir ya da bu deneyimleri aktarmak anlamında olabilir. Şöyle yani birincisi Osman Hamdi'nin en büyük becerisi siyasi becerisi çünkü eninde sonunda kanun çıkarmak siyasi bir şeydir. 1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi. Yani bu nizamnamenin 1970'lere kadar 1906'da küçük bir değişiklik var ama yani 1970'lere kadar yani ulus devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yılına kadar devam etmiş, yürürlükte kalmış olması bence çok şey söylüyor. Yani kalıcı bir miras. Niye? Çünkü çok radikal bir şey yaptı. Yani siz burada kazın, edin istediğiniz gibi ama buradan tek bir parça çıkmayacaktır demesi, yani devlet adına arkeolojik mirası, tarihi mirası üstlenmiş olması ve bunu bir kanuni bir metinle perçinlemiş olması bence en önemli kazanımı. Bunun zaten ikinci gereği müzenin kurulması. Çünkü hep örnek olarak veriyorum 1887'de galiba şeye Karl Humann'a bir mektubunda şunu söylüyor. Siz Almanlar, Fransızlar, İngilizler vesaire. Siz hepiniz buradan kazıp kazıp her şeyi götürdünüz. Artık olan oldu. Geriye dönmeyeceğim. Benim için zaten hala bu toprakların altında müzemi zenginleştirecek yeteri kadar malzeme var. Önemli olan artık bilmeniz gerekiyor ki burada kazı yapıp eğer kazının neticeleri yani buluntular vesaire bizim müzede, İstanbul'daki müzede toplanırsa ve bu müze bütün arkeoloji, tarih vesaire disiplinine ait bilim insanlarına açık kalırsa bu yeterlidir.
Dolayısıyla kurumsal olarak bir arkeoloji müzesi oluşturmuş olması tabii ki bir milat. Yani sadece bir depo değil, bir bilim kurumu olarak. Fakat aynı zamanda da şunu kabul etmek lazım ki bu oluşum son derece de yüzeysel oldu. Çünkü diğer ülkelerin yaptığı türden, özellikle mesela Yunanistan'a bakılırsa, bu bizim milli mirasımızdır lafını edemiyor. Yani eninde sonunda biz buraya sonra geldik. Biz buradaki malları devlet adına alıyoruz ama hala bunları sahiplenecek bir bilincimiz, bir kimliğimiz mevcut olmadığı için bu eninde sonunda bir Avrupa'dan ithal apartma, bir disiplin halinde kalmak zorunda kalıyor ve bunu bu şekilde kendisi kabulleniyor. Türkiye'de arkeolojiyi gerçekten ayakta tutan, bu işi yapan küçük bir bilimsel cemaat dışında esas itibariyle turizmdir. Ve bu turizm de gene Avrupa'ya hitap eden, dolayısıyla gelin görün bizim Efes'imizi, bizim Göbekli Tepe'mizi vesaire. Ve ancak işte bizim Göbekli Tepe'miz dünyanın en eski yerleşim şeyi falan gibi böyle bir hani yarıştırma şeyi olarak futbol maçı gibi şey ediliyor. Oysa asıl mesele bu mirası gerçekten kendinizin olduğunu kabul etmek ve onu o şekilde benimsemek. Oysa bizim ideolojik yapımız ve ideolojik geçmişimiz üç aşağı beş yukarı Türklük ve İslam ayakları üzerinde inşa edildiği için ve bunun dışındakileri tanımadığı için, onlarla ilgilenmediği için eninde sonunda hani 1890'larda müzenin pek ziyaretçisi olmadığı gibi bugün de arkeolojik türden müzelerin diğer müzelere, Konya Mevlana veya Topkapı vesaire gibi müzelere nispetle çok daha az şeyi var, ziyaretçisi var ve bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı zaten yabancı. Dolayısıyla Osman Hamdi hem önünü açtı, ama önünü açtığı alan Türkiye tarafından artık ne demekse siyasi olarak ama aynı zamanda toplumsal olarak yeteri kadar benimsenmediği için üç aşağı beş yukarı yukarı ite kaka aynı seviyede kaldı. Ama Osman Hamdi zamanından beri bu problem vardı ve Osman Hamdi kabul etmek lazım. Birkaç yabancının müzesini gezmesi ve halkın orada olmaması gibi olgular yüzünden hiçbir zaman bir rahatsızlık hissetmedi. Osman Hamdi hiçbir zaman müzesinin içindekileri geniş kitlelere tanıtmak için Servet-i Fünun'da şunda bunda makaleler yazmadı. Onu daha geç Halil Ethem yapmaya başladı ve tabii ki orada da 1910'lar, 1920'ler söz konusu olduğu için vurgu daha çok siyasi olarak makbul olan geçmiş üzerineydi. O da işte İslami geçmiş, Türk geçmiş, şu geçmiş, bu geçmiş. Hocam çok teşekkür ediyorum Kahverengi Yol panolarına katıldığınız için. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem Osman Hamdi üzerine çok ilginç şeyler anlattınız. Hem de oradan hareketle biraz toplumumuzda bu kültürel miras olgusuna bakışla ilgili çok önemli tespitleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bu pandemi bir gün sona erer. Biz de böyle karşılıklı sizinle bir araya gelir. Uzun uzun sohbet ederiz. Katıldığınız için tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kahverengi Yol panolarında bugün tarihçi Profesör Doktor Ethem Eldem'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol panoları.